Tarihi güne binlerce Kırşehirli gibi ATV Haber ekibinden Cumhur Özen de tanıklık etti. İzlediniz, şimdi Neşet Ertaş'ın ebedi istirahatgahının önünde bizi bekliyor. Cumhur büyük ustayı halk, sanatçılar ve siyasetçiler uğurladı. Nedir aktaracağın notlar? Cem Öğretir binler, on binler Neşet Ertaş'ı son yolculuğuna uğurladı. Kırşehir'de Ahi Evran Camii'nde başlayan son yolculuk biraz önce burada tamamlanmış oldu. Şu anda Neşet Ertaş'ın ebedi istirahatgahındayız. Gördüğünüz gibi biraz önce defnedildi buraya. Camide törenin hemen ardından, camideki törenin hemen ardından önde Neşet Ertaş'ın naaşı, ardındaysa Kırşehirliler sokaklarda yürüyerek yaklaşık 2 saat yürüdüler ve 2 saatlik yolun ardından buraya cenazenin defnedildiği Bağbaşı Mezarlığı'na geldiler. Ve biraz önce de burada naaş defnedildi, ardından dualar okundu ve on binler saygı geçişinin ardından birer birer mezarlıktan ayrıldılar. Tabii kalan vatandaşları görebiliyorsunuz. Aynı zamanda şu anda kameraman arkadaşım Taşkın Ural size Neşet Ertaş'ın vasiyeti olan "babamın ayaklarının dibine gömün" dediği o mezar taşını gösteriyor. Muharrem Ertaş'ın mezar taşı, işte hemen o mezar taşının ayaklarının dibine gömüldü Neşet Ertaş. Yani vasiyeti bir anlamda yerine getirilmiş oldu. Binler on binler buraya akın etti dedik. Herkes buradaydı. Çevre illerden gelenler vardı. Okullar tatil edildi. Çocuklardan tutun herkes buradaydı. Neşet Ertaş'a son vedalarını yaptılar. Karanfillerle donattılar mezarını. Ve şu anda da onun mezarının başında dualar ediyorlar. Tabii oldukça hüzün doluydu bugün Kırşehir. Tarihi bir gün yaşadı. Bugüne kadar olmadığı kadar bir yoğunluk yaşadı Kırşehir. Sadece sevenleri değil, aynı zamanda siyasiler de buradalardı. Siyasiler de önemli mesajlar verdiler. Tabii siyasileri buluşturan bir cenaze töreni oldu. Gelin şimdi siyasileri buluşturan bu cenaze töreninin detaylarına da bir göz atalım. Yolun açık olsun diyorum üstad. Allah'a emanet ol. Neşet Ertaş'ın Kırşehir'deki cenaze töreni devleti milleti buluşturdu. Onu son yolculuğuna uğurlayanlar arasında siyasetin zirvesi de vardı. Allahu Ekber. Cenaze törenine Başbakan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi temsilen Grup Başkan Vekili Oktay Vural, çok sayıda bakan ve siyasetçi katıldı. Böyle olunca güvenlik de en üst düzeyde tutuldu. Cenaze namazına Başbakan Erdoğan da katılacak. Onun için başbakanlık korumaları sabah erken saatlerinden itibaren Kırşehir'e geldiler ve şu anda Erdoğan gelmeden önce son bir durum değerlendirmesi yapıyorlar. Emniyet binlerce insanın katılacağı tören öncesi çevre illerden destek istemişti. Yoğun güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Cenaze namazı Ahi Evran Camii'nde kırılacak. Camiye çıkan bütün yollar kapatılmış durumda. Gördüğünüz gibi bu demir korkuluklarla oraya gidişler engellendi. Tamamen polis kontrolü altında geçişlere izin verilebiliyor sadece. Çok sayıda özel harekatçı polis görevlendirildi. Çatılara yerleştiler, çevre güvenliğini aldılar. Ertaş'ın naaşını taşıyan tabut cami avlusuna erken geldi. Namaz vakti yaklaşırken alana önce Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkan Vekilleri Oktay Vural ve Mehmet Çandır geldi. Ardından Başbakan Erdoğan'ın korumaları göründü avluda. Üç koruma Başbakan Erdoğan ve bakanlar için yer tuttu. Kısa süre sonra Başbakan Erdoğan göründü avluda. Ahi Evran Türbesi'ni ziyaret etti, ikindi namazını kıldı. Cenaze namazı için yerini alırken muhalefet temsilcileriyle selamlaştı. Cenaze namazı kılındı, haklar helal edildi. Erdoğan'ın konuşma yapma isteği önce Kültür Bakanı'na, ardından da namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı'na iletildi. Mikrofonun başına geçen Başbakan besmele çekerek başladı konuşmasına. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaikatul mevt. Thumme ileyna turcaun. Sadakallahul azim. Değerli kardeşlerim, bu. Her nefis ölümü tadacaktır. Ertaş'ı sevenlerin sayısına dikkat çekti Erdoğan. Sevgi büyük, sevenler çok. Öyleyse inanıyorum ki yeri de çok faziletli olacaktır. Sonrasında da büyük ustanın ardından son sözlerini söyledi. Yolun açık olsun diyorum üstad. Allah'a emanet ol. Erdoğan'ın son sözlerinin ardından eller son kez açıldı. Bozkır'ın tezenesi için ruhuna son kez Fatiha okundu. Ardından Neşet Ertaş'ın tabutu omuzlara alındı. Başbakan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural hepsi omuzlarına aldı büyük ustayı son kez. Onu binlerce seveniyle uğurladılar son yolculuğuna.
Mecliste kurulan